Herkese yeniden merhaba. Nobel Edebiyat Ödülü video serimin ikincisine hoş geldiniz. İlk videodan sonra sizlerden video serisiyle alakalı çok güzel destek ve yorumlar aldım. Hepinize öncelikle bu kıymetli desteğiniz için çok teşekkür etmek istedim. Bugün video serisine devam ediyoruz. İlk videoda öncelikle Nobel Edebiyat Ödülü hakkında biraz bilgi verip daha sonra 1901 yılından başlayıp 1914 yılına kadar olan ödüllerden ve kimlerin kazandığından bahsetmiştik. Bugün 1915 yılından itibaren devam edeceğiz ve yine belirli bir noktaya kadar gelip bırakacağız. Üçüncü bölümde yine devam ediyor olacağız. Bu şekilde bir akış var şu an için. Hazırsanız eğer çok da fazla lafı uzatmadan hemen detaylara geçmek istiyorum. Dediğim gibi bir önceki videoda 1914 yılına kadar gelmiştik. 1914 yılında da ödülün verilmediğinden konuşmuştuk. 1915 yılına geldiğimizde ödülü Romain Rolland adlı yazar kazanıyor Fransa'dan. Ödülü kazanmasının sebebi de edebi eserlerindeki yüksek idealizm ve insanoğlunun değişik yüzlerini sempati ve sevgiyle gerçekçi şekilde betimlediği için. Kazanmasının sebebini bu şekilde kurul açıklamış. Bu yazarı biz aslında yakinen tanıyoruz. Çünkü Türkçe'ye çevrilmiş çok önemli bir kitabı var. Hatta bir üçlemesi var. Jean Christophe serisiyle biliyoruz kendisini. Üç ciltlik bir seri Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Oldukça da sevilen ve bilinen bir seri. Ben hani okuma listemde henüz sıra gelmedi ama takipte olduğum kitap serilerinden bir tanesiydi. Yazarın bunun dışında birçok da aslında biyografik kitapları var. Yani Beethoven üzerine, Gandhi, Tolstoy, Michelangelo ve Shakespeare üzerine yazdığı biyografik eserler var. Türkçe'ye de çevrilmiş bu biyografilerin çoğu. İlgilisi için araştırabilirsiniz. Çünkü biyografi okumayı seven de çok fazla insan olduğunu biliyorum. 1915 bu şekildeydi. 1916 yılına geldiğimizde şair yazar Werner von Hedstam'ın İsveç'ten kazandığını görüyoruz. Edebiyatımızda yeni bir çağ açılmasındaki öncü rolü nedeniyle kendisine bu ödül verilmiş. Ve ne yazık ki Türkçe'ye çevrilmiş bir eseri yok. 1917 yılına geldiğimizde iki tane kazananın olduğunu görüyoruz. Öncelikle ilk kazanandan bahsedeyim. Danimarka'dan Carl Adolf Güzelrup, yüksek idealizmiyle beslenen çeşitli ve zengin şiirleri için. Toplamda 3 tane kitabı var ve Türkçe hiçbiri çevrilmemiş. Zaten bu 3 de şiir kitabı. 1917 yılındaki diğer kazanan da yine Danimarka'dan. Aynı yıl Danimarka'nın 2 tane kazananın olduğunu görüyoruz. Diğer yazarımız ise Henrik Pontoppidan ismiyle kazanıyor. Günümüz Danimarka'sındaki yaşamı otantik betimlemelerle yansıttığı için. Bu yüzden kendisine ödül verilmiş. Türkçe'ye çevrilmiş benim bulabildiğim 3 tane kitabı var. Yani en çok bilinen, daha belki hani zamanında çevrilip baskısı tükenmiş ve hani erişmesinin zor olduğu kitaplar olabilir ama ana olarak 3 tane kitabı buldum. Alfa yayınlarından çıkan bir aşk masalı var. Bir de 2 tane SMS yayınlarından çıkmış. Bir tanesi Sandiç Kasabası, diğeri de Şans Avcısı Per diye. Bu 2 ciltlik bir kitap Türkçe'ye çevrilmiş. 1918 yılına geldiğimizde ödülün verilmediğini görüyoruz. 1918 yılına neden ödül verilmedi? Bununla ilgili detayları da bir sonraki 3. bölümde size anlatacağım. Önden ufak bir spoiler vereyim. 1919 yılına geçiyoruz. Yine bir şair var 1919 yılında. İsviçre'den Karl Spetler. Özellikle destansı nitelik taşıyan romanı nedeniyle diye Wikipedia'da bilgi düşünmüş ama orijinal sitesinden baktığımda hani İngilizce olarak neden verildiğini, roman değil aslında bir şiir kitabıymış. Bu arada bir yanlış bir çevirinin kurbanı olmuş sanırım. Olympian Spring diye bir kitabı var. Bu kitaptaki şiirleri nedeniyle ödülü kazanmış bir şair. Türkçe'de yanlış bilmiyorsam çevrilmedi diye hatırlıyorum, yanlış not almadıysam. 1920 yılına geldiğimizde Türkçe'ye oldukça fazla eser çevirmiş bir yazarı görüyoruz. Knut Hamsun'u görüyoruz Norveç'ten. Kendisinin Nobel Edebiyat Ödülü kazanmasının sebebi dünya nimeti, toprağın bereketi veya toprak yeşerince. Bu 3 farklı isimle şimdiye kadar Türkçe'ye çevirmiş. Ama en çok bilinen Dünya Nimeti. Dünya Nimeti adlı muazzam çalışması nedeniyle. Yani burada belirgin bir kitap sebebiyle kazandığını görüyoruz Knut Hamsun'un ödülü. Şu an
birçok kitabı Timaş'tan çıkıyor. En çok bilinen kitabı Açlık, Varlık yayınlarından çıkmış ama onun dışında ödülü kazanan Dünya Nimeti ya da diğer adıyla dediğim gibi Toprağın Bereketi ya da Toprak Yeşerince çevirileriyle de yayınlanmış kitap. Victoria, Göçebe, Pan, Benoni, Rosa, Son Bölüm gibi birçok eseri, külliyatının çoğu son yıllarda Timaş tarafından yayınlandı. Dolayısıyla yeni baskıları oradaydı. Ama yaklaşık birkaç ay önce sanırım hani Timaş çıkarılı bayağı oldu benim bildiğim kadarıyla. Can Yayınları 3 tane kitabını yayınladı Kuna Thompson'ın yeni baskılarıyla. Onlar da Açlık, Pan ve Victoria şeklinde. Muhtemelen Can Yayınları yani sözleşme bitmiş olabilir Timaş'la ve Kuna Thompson'ın tüm eserleri candan basılacak olabilir. Tam hani kesin olmamakla birlikte böyle olacağını düşünüyorum. Bilgisi olan varsa da yorum bırakırsa hani diğer videoyu izleyenler de öğrenmiş olur bu noktada. 1921 yılına geldiğimizde de Fransa'dan Anatole France'ın kazandığını görüyoruz. Engin insan sempatisi, zarafeti ve tipik Fransız mizacı soylu stiliyle karakterize zengin edebi başarısı tanınmakta. Bu bir şeyle ödülü almış. En bilindik eseri de aslında gene eğer güncel edebiyatı çevirileri takip ediyorsanız 3 nokta yayınlarının yayınladığı Locaste diye bir kitap var. Bu Locaste'nin yazarı aslında kendisi. Onun dışında Can Yayınları'ndan çıkan Kırmızı Zambak adlı bir kitabı var. Yine bir aslında bu ara yine benim Instagram'da da gördüğüm Tanrılar Susamışlar da adlı bir kitabı var. Sylvester Bonnart'ın Suçu var. Bu ikisi de Capra'dan çıkan kitaplar. Daha da Türkçe eserleri var ama en çok bilinen, en çok hani yoğun olarak gördüğümüz, sosyal medyada da gördüğümüz kitapları ve satış sitelerinde de en çok satılan kitapları bunlar olarak hani ilgilisi için diğer eserlerini de tabii ki de inceleyebilirsiniz. 1922 yılına geldiğimizde de İspanyol yazar Jacinto Benavente diye herhalde J'yi onlar, H okuyanlar da var. O yüzden Jacinto Benavente mi, Jacinto Benavente mi tam bilmemekle birlikte ben Jacinto Benavente diye okumayı tercih ediyorum. İspanyol dramasının ünlü geleneğini devam ettiren tarzı nedeniyle kazanmış. Wikipedia'da hani eserlerinin listesi var. Toplam bugüne kadar 172 tane eser verdiğine dair bir liste var. Ama herhangi bir kitabının Türkçe'ye çevrilmediğini görüyoruz. Enteresan. Hani bu kadar çok eseri olan bir Nobel Edebiyat Ödüllü yazarın şimdiye kadar hiç çevrilmemiş olması ilgi çekici bir durum. 1923 yılına geldiğimizde lirik şair, İrlandalı şair William Butler Yeats'i görüyoruz. Tüm ulusun ruhunu yüksek artistik yazım tarzı ile ifade ettiği daimi ilham dolu şiir yazma sanatı için yine bir şair yazdığı şiirlerle Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış. Kendisinin Dedalus'tan çıkan kısa öykülerini içeren Kelt Şafağı diye bir kitabı var. Onu belki görmüş olabilirsiniz daha öncesinden. Onun dışında Capra'dan çıkan İyiye ve Kötüye dair ya da Her Şey Ayartabilir Beni diye Helikopter Yayınlarından çıkan, hatta daha sonra Sözcükler Yayın Evi'nden çıkan da bir kitabı var. Bu da şiirleriymiş. Muhtemelen bu Her Şey Ayartabilir Beni kitabındaki şiirlerle Nobel'i yani öncelikli olarak yani spesifik olarak bu kitap demiyorlar ama şiirler bu kitapta olduğu için muhtemelen Nobel'i neden kazandığını anlamak isterseniz bu kitabı okuyabilirsiniz. Bir de Kara Karga'dan çıkan İrlanda Masalları diye bir kitabı var. Bunlar en temel eserleri. Bunların dışında da tabii Türkçe'ye çevirmiş eserleri mevcut yazarın. 1924 yılına geldiğimizde Polonyalı yazar Władysław Reymont'u görüyoruz. Büyük milli destanı Kolopi, köylüler diye çevrilmiş, köylüler nedeniyle. Bu eserin Türkçe'ye çevrildiğini görmedim. Türkçe'ye çevrilen bir tane kitabını gördüm yazarın. O da Fihriz Kitap'tan 2022 yılında çıkan Komedyen adlı bir kitabı var. Onun dışında çevrilen eseri benim ulaştığım bilgiler dahilinde maalesef yok. Devam ediyorum. 1925'e geldiğimizde İngiltere'den Birleşik Krallık'tan George Bernard Shaw'u görüyoruz. Sıklıkla şiirsel bir güzellikte sunduğu hiciv içeren idealizm ve insaniyet ile karakterize çalışmaları için bu sebeple ödülü almış. Kendisinin şöyle bir özelliği var. Hem Nobel'i hem Oscar'ı kazanan, iki ödül de kazanan ilk insan. Şöyle ki 1925 yılında Nobel'i kazanıyor. 1925 yılından sonra da Pygmalion diye bir kitabı var. Bu Pygmalion sinemaya
aktarılıyor ve kendisi bu filmin senaristliğini yapıyor ve 1938 yılında en iyi senaryo dalında ödül kazanıyor, Oscar ödülü kazanıyor. Dolayısıyla hem Nobel'i hem Oscar'ı oluyor. Onun dışında modern İş Bankası Yayınları'nın modern klasikler dizisinden çıkan 4 oyun adlı bir kitabı var. Cem Yayınları'ndan Mete Ergin çevirisiyle çıkan Kara Kız adlı bir kitabı var. Onun dışında İnsan Üstü İnsan Bilgi Yayınları'ndan çıkan bir kitap var. Ya da Tanrı Arayışındaki Siyahi Kız ve Diğer Öyküler adında Dorlyon'dan çıkan kitabı var. Aslında Türkçe'ye en temel, en bilinen eserleri çevrilmiş. 1926 yılına geldiğimizde İtalya'dan Grazia Deledda'yı görüyoruz. Derinlikle ve sempatiyle değindiği genel insani sorunları ve memleketindeki yaşamı tüm netliğiyle ele alan idealist yazıları için. Kendisini en bilindik eseri son yıllarda kolektif kitabın çıkarttığı Cosima. Yazarı onunla tanıyoruz. Onun dışında birkaç tane daha kitabı var. Bu Can Yayınları'nın Amazon'la işbirliği sonucunda çıkarttığı Lacivert Klasikler dizisinden Üç Erkek Kardeş diye bir kitabı çıkmış kendisinin. Onun dışında Can Yayınları'ndan baskısı olmayan Sardinya Efsanesi diye bir kitabı var. Ama en temel bu üç kitabından bahsedebiliriz. Daha da çevrilen birkaç kitabı daha var ama çok eski zamanlarda çevirmiş, şu an için baskısı olmayan kitaplar. 1927 yılına geldiğimizde sezgicilik akımının öncüsü olarak kabul edilen Henri Bergson'u görüyoruz Fransa'dan. Başarılı yeteneğiyle sunduğu zengin ve zinde fikirleri nedeniyle kendisinin felsefe üzerine, sezgicilik üzerine genelde eserleri var. Şunu savunuyor yazar, bilimin asıl bilgi kaynağı olduğunu reddediyor ve sezginin bilimden daha önemli olduğunu savunuyor sezgisel olarak. Bilgi erişiminin daha doğru olduğunu inanıyor. Hasan Ali Ciğer klasiklerinden Gülme adlı bir kitabı çevirmiştir. Onun dışında felsefe üzerine yazdığı kitaplar var. İlginizi çekerse oldukça farklı alanlarda kitaplar yazmış. Ahlakın ve dinin iki kaynağı, madde ve bellek, antik Yunan felsefesi, etik ve politika dersleri, metafiziğe giriş gibi bir sürü kitabı var kendisinin. Dolayısıyla aslında savunduğu şey bakımından da farklı. İlgilendiği alanlarda oldukça geniş kendisinin. 1928 yılına geldiğimizde de bir kadın yazar olan Sigrid Undset'i görüyoruz Norveç'ten. Kendisi bu ödülü bir dörtleme ile kazanmış ama Türkçe maalesef bu dörtleme çevrilmemiş şimdiye kadar. Esasen Orta Çağ Kuzey ülkelerindeki yaşamı güçlü şekilde tasvir ettiği için kazanmış ödülü. Dedalus'tan çıkan Marte Oire diye bir kitap var. Onun dışında Firiz Kitap'tan çıkan Yarına Dönüş adlı otobiyografik bir eseri var. Bir de Dedalus'tan çıkan yine Jenny diye bir eseri var kendisinin. Belki hani bu dörtleme bir gün dilimize çevrilir mi? Göreceğiz. 1929 yılına geldiğimizde aslında hepimizin çok yakından tanıdığı, Türkçe'de neredeyse tüm külliyatının çevrildiği Thomas Mann'ı görüyoruz Almanya'dan. Kendisi başlıca çağdaş edebi çalışmaların klasiklerinden biri olarak tanınan fevkalade romanı Budenbrooker'lar nedeniyle kazanmış kit ödülü. Bu kendisinin ilk romanı, çok genç yaşta yazdığı bir romanı. Aynı zamanda 1001 kitap listesinde. 1001 kitap listesinde de kendisinin toplam 5 tane kitabı var. Budenbrooker'lar dediğim gibi, Doktor Faustus, Yusuf ve Kardeşleri, Büyülü Dağ ve Venedik'te Ölüm. 5 tane kitabı 1001 kitap listesinde. Onun dışında da Türkçe'ye zaten dediğim gibi neredeyse bütün kitapları çevrilmiş durumda. Hepimizin tanıdığı Kafka'yı, işte Orhan Pamuk'u, daha birçok kişiyi de etkileyen oldukça iyi bir yazar. Ben kendisinden Büyülü Dağ'ı okudum. Biraz zor bir okumaydı ama hani genele baktığımızda kendisinin fikirlerini aktarmak için seçtiği kurgu ve o kurguyu doldurmak için yaptığı araştırmalar oldukça tatmin ediciydi. O yüzden hani ileride diğer kitaplarını, özellikle Budenbrooker'ları okumayı çok istiyorum. Daha fazla uzatmadan burada keselim ikinci bölümü de. Çünkü bölümlerin çok uzun olmasını istemiyorum ki sıkılmayalım. Hani tık 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 böyle her bölümde 10-15 senelik ödüllerden bahsedip işte seriyi devam ettirelim. Yani ilk videoda yalnız bırakmamıştınız. Bu videoda da yalnız bırakmayacağınızı düşünüyorum. Destekleriniz için tekrar hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu sefer umuyorum ki arayı daha fazla açmadan bölüm 3 ile yakın zamanda sizlerle olacağım. Buraya kadar izlediyseniz hepinize her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.